Efendim, Tevhid Ocağı'ndan herkese hayırlı geceler. Bir çarşamba gecesindeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en kıymetli sünnetlerinden birini ihya etmek üzere Uhud şehitliğindeyiz. Her çarşamba gecesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam zamanın bir bölümünü burada geçirir. Uhud ashabını, buradaki şehitlerini ziyaret eder. Onlarla vakit geçirirdi. Allah'a şükür şu anda da ümmeti Muhammed diğer gecelere nazaran ciddi bir kalabalıkla şu anda burada bu meydanda Uhud şehitlerini ve onların en başında gelen Hz. Hamza Efendimiz'i anmak üzere buradalar. Selam etmek üzere buradalar. Çünkü Hz. Hamza Efendimiz'i ziyaret ettikten sonra gidip bir de Mescid-i Nebevi'de Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretiyle Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o kişiye şefaatinin artık vacip olduğunu beyan etmekte. Efendim, Siyer-i Nebi'yi anlatırken, onu kitaba dökerken pek çok zaman dilimlerinde bazı zorluklar yaşanır. O zorlukların belki de en büyük iki tanesi, anlatması en zor iki yer, kendimce söylemiş olayım. Biri Kerbela vakası, bir de Hz. Hamza Efendimizin şehadetidir. Ancak bu şehadet içinde hikmetler barındırdığı için bugün size Şüheda-i Bedir'i, inşallah çok farklı noktalarda size Uhud'u göstereceğim o ana programımızda. Ama bu akşam gençlerimize bir şey anlatabilmek, onlara bir fikir bırakabilmek için bu aradayız. Şu an arkamızda görmüş olduğunuz yer gelenlerce malum, herkes dinlemiştir, okumuştur. Okçular Tepesi. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşık 50, 45, 46 tane sahabe-i ikramı vazifelendirdiği bir tepedir. Bu tepe neden önemliydi? Çünkü şöyle hafifçe dönerek göstereyim. Sol taraftan ehli küffar geliyordu. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırı bu taraftaydı. Ardından savaş başladığında Mekke müşriklerine karşı mücadele ederken buradan giden Müslümanlar karşı tarafta bir araya gelecekler. Okçular Tepesi herhangi bir durumda arkadan dönüşe karşılık önceden bir teknik tabirle bir koruma alınmış oluyordu. Bir de yukarıdan okçuların desteğinin de alınması arzu ediliyordu. Ancak şöyle hafifçe dönüp tekrar göstereyim. Şu ileride görmüş olduğunuz bir ev var. O görmüş olduğunuz yerde savaş kızıştı. Mekke müşrikleri hızlı bir şekilde kaçışmaya başladılar ve Okçular Tepesi'nden bakanlar Mekke müşriklerinin artık kaybettiğini, kaçmaya başladıklarını görünce tamam dediler, bu iş bitti. Madem ki bitti, o zaman biz de buradan aşağıya inelim ve sahabeyle bir araya gelelim ki orada da bir ganimet hasıl olacağı söylenir. Ama aslında bu biraz görev yerini terk etmekten çok, asla orayı bırakmayın emrine karşılık Kur'an'da da geçtiği ifadeyle ters davranmak üzerinedir. Şimdi o tersiyetin içinde ama enteresan bir incelik var. Onu şöyle anlatalım. Şimdi şöyle hafifçe yürüyeceğiz. Bu tarafa doğru geleceğiz. Şimdi Okçular Tepesi'nin tabii doğal olarak burada okçular gidince arkadan dolaşmaya başlayan Mekke müşrikleri var. Bunları hep detaylı çekeceğim ama bu akşam daha önemli bir şey anlatacağım size. Müslümanlar önde. Hz. Hamza Efendimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güvenliğinden daha ziyadesiyle sorumlu ve bir anda gözleriyle dönüp o çölü çok iyi bilen, savaşı çok iyi bilen isim Mekke müşriklerinin 75-80 atlı birlikle arkadan dönmeye başladığını görüyor. Şimdi bunu gördüğü anda normal şartlarda Hz. Hamza Efendimiz'in bir yere doğru seslenerek veya geri çekilmesi beklenir. Ama Hz. Hamza Efendimiz İslam tarihinin o müthiş özelliğiyle bir anda yanından sadece 5-6 kişiyle, arkasından koşan 10 sahabeyle beraber 16 kişiyle kendilerini bu atlıların önlerine doğru sürmeye başladılar. Yani yeter ki onlar buradan dönüp ashab-ı ikramın arkasından onları vurmasınlar diye kendini feda etme duygusu. Ama bakın işin mertliği şu: Hz. Hamza'nın bu özelliğini bilmeyen yok. Yani buradan atlılar dönerse kesinlikle ve katiyetle Hz. Hamza kendini feda edecek. Mekke müşrikleri bunu biliyor. Böyle bir isim. Çünkü Peygamber Efendimiz de geldiğinde kendi bedenini ortaya koyup yapabiliyorsanız önce benim karşıma çıkın demiş. Bir cesaret. Peki bunu bilen Mekke müşriklerinden kim vardı? Hint ve yanında kiralık olarak getirmiş olduğu Vahşi. Vahşi şu arkada görmüş olduğunuz, şu anda elhamdülillah burası bayağı derlenip toplandı. Arka tarafta bulunan bu alışveriş yerlerinin şu arka tarafında Vahşi. Oraya hep detaylı çekeceğim dedim ya. Bu akşam hem bu muhteşem kalabalığı görün istedim, hem de Hz. Hamza'nın yiğitliğine şahit olun istedim inşallah. Geldi ve gelelim böyle biraz daha yaklaşalım. Yaklaşık 20 metre, 10 metre kadar geriden Hz. Hamza Efendimiz şurada sırtını dönmüş. Şurada sırtını dönmüş, Mekke müşriklerini kesmeye çalışıyor. 4 atlıyı da öldürmüş. Ve ciddi bir şey bu. Ama arkası, sırtın döndüğü yerde Vahşi var. Vahşi mızrağını fırlattı. Hz. Hamza'yı şehit etti ama Hz. Hamza Efendimiz'in kanında şehit olmadı. Başına Hint, o ölmeden evvel geldi. Onun nefes alışverişinin hepsini duyuyordu. İslam tarihinde işte anlatılması en zor, bana göre ikinci yer. Ehlibeyt'in hep başına gelenlerden bir acı. Ama burada daha da enteresanı var. Hint, Hz. Hamza Efendimiz'in vücudunu yırtmaya başladı. Sadece ciğerini değil, organlarını parçalamaya başladı. Gözlerini oymaya başladı. Burnunu kesti. Ancak Hint bir şeye şahit oldu ki, Hz. Hamza Efendimiz'in kanı aktıkça etrafı bir mis kokusu sarıyordu. Müslümanlar geçen atlılardan ziyade burada Hind'e yetişmeleri belli bir vakit aldı. Ve Hz. Hamza Efendimiz kendini burada bedeniyle, organlarıyla feda etti. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam geri geldi. Onun başında ilk defa sessizce ağladı. Şimdi sevgili gençler, burada çok incelikler var. Çok detaylı anlatacağım diye her seferinde tekrardan söylüyorum. Bir, görev yerini terk etme. Ne olursa olsun kimse sana verdiği görevden ötürü seni orada bırakmayacak ve unutmayacak. İki, eğer bir zafer arzu ediyorsan, zafer senin karşı tarafa olan büyük gücün ve kuvvetine değildir. Senin kendini feda edebilme yeteneğinle ilgilidir. Şayet Hz. Hamza Efendimiz kendini burada feda etmeseydi, takdir-i ilahi biz Uhud Savaşı'nı kazanamazdık. Şu anda kitaplarımızda yazan Uhud Savaşı'nda kaybettik yahut berabere kaldık gibi cümlelerin tamamı bir ihanet şebekesinin ve bir Rum anlayışının ahlaksızlığı, edepsizliği ve cibilliyetsizliğidir. Biz Uhud'u Hz. Hamza Efendimiz'in kendi vücudunu ve organlarını feda etmesiyle kazandık. Elbette Okçular Tepesi'nden ayrılanlar sebebiyle de kaybetmiş sayılmayız. Bu hakikati niye böyle söylüyorum? Şunun için. Şayet Uhud'da kaybettiysek Medine hala nasıl bizim olur? Biz Uhud'da Hz. Hamza'yı kaybetmedik şehitlerin efendisini, kazandık. Ve öyle bir komutandır ki dünyanın neresinde hangi Müslüman Türk askeri, Müslüman bir asker şehit olduğunda onu Hz. Hamza Efendimiz karşılıyor. Bu şehitler diyarından çoğu uğruyor. Burada onlar muhabbet ediyor. Onlar bize feda olmayı, kendinden vazgeçmeyi öğretirlerken bizler bugün bir yandan verilen görevleri asla terk etmemek, katiyetle, ömrü billah terk etmemek. İki, eğer Müslümanların başına bir şey gelecekse ona için önce ben feda olmalıyım diyenler Hz. Hamza'nın has talebeleridir. Rabbim bizleri o talebelikten ayırmasın. Bakın görüyorsunuz, ümmeti Muhammed sünnet-i seniyeyi hala ihya ediyor. Şu anda bu bölgede yaklaşık 40 farklı ülkeden insan var. Bangladeş, Pakistan, İran, Türkiye. Azerbaycan, Özbekistan, hepsi burada. Ve hepsi bu akşam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini ihya ediyorlar. Çünkü bu sünnet-i seniye ihya oldukça şehitlerimiz var olsalar bile vatanlarımız o muhabbetle, o dirayetle var olacak. İnşallah kıyamete kadar Müslümanlar var olacak. Cenab-ı Hak bizleri birlikten, beraberlikten, kardeşliğimizden asla ve katiyetle ayırmasın. İnşallah daha detaylı videolar için yaptığınız muayene çalışmalarda sizler de dua ediniz. Sadece Uhud bölgesinde 30'dan fazla nokta var. Ama bu akşam sevgili genç kardeşlerime bir şeyi hatırlatmak, kendimizle hatırlamak üzere buluştuk. Dedim ya, hakkınızı helal edin. Anlatılması en zor iki tarihi vakadan biridir. Allah bir daha bu ümmete, tabi böyle büyük isimler yok artık, acılar ve üzüntüler yaşatmasın. Cenab-ı Hak Filistin'deki kardeşlerimize de, Arakan'daki kardeşlerimize de, Uygur'daki kardeşlerimize de yardımını esirgemesin. Bizlere de onlar için feda olabilecek genç nesilleri yetiştirebilmeyi, feda olabilmeyi Rabbim bize nasip müessere eylesin diyelim. Uhud'dan, çarşamba akşamından Sünnet-i Muhammediye'nin ihyası, Hz. Hamza'nın şehadetinden kısa bir bölümü sizlere anlatmak nasip oldu. Dilimiz suçluysa affola, kalın sağlıcakla.